Well, it's happening, and it will destroy us all. You spin me right round, right round. Someone has to stop this thing. Like a record, baby, right round, round, round. And that someone is you. You didn't think it would be that easy, did you? I'm not the person who can stop this thing. You are that person. Now take my hand! Run! For every action. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün oyun hakkında çok büyük bir yenilik var. O konu hakkında konuşacağım. Yıllardır 12 sezondur beklediğimiz, belki 16 sezondur beklediğimiz, yıldır beklediğimiz bir yenilik. Bu yeniliğin önemi çok önemli. Sebebini söyleyeyim. Çünkü oyun yapımcıları dengeleme hakkında 12 sezondur çalıştıklarını söylüyorlar. Tabii çalışıp çalışmadıklarını gerçekten bilmiyorum ama bu sefer harbiden uğraşacaklarını belirttiler. Sezon ödülleri değişiyor. Sezon ödülleri ile ilgili bir değişiklik gelecek. Onun hakkında kendi sayfalarında daha iyi bir açıklama yaptılar. İkinci olarak PvP test sunucusu açılıyor. Yani PvP dediğim, test sunucusu dediğim, hani bazı kişilerin gidip full item olup hani karakterleri deneyecek, bozuk karakterleri gidecekler, hani oyun yapımcılarını gösterecekler. Bakın bu bozuk karakter, bakın böyle denemeler yaptık PvP sunucuları da. İlk olarak Azra diye bir YouTube kanalındaki bir adam alacaklar bu konu hakkında. Sonraki diğer kişileri alacaklar. Deneme sürecinde o kendisi olacak. Tabii PvP içerisinde tabii bize tam bir detay vermediler. Ama sezon ödülü, hani dediğim gibi hani ikincisi olarak test sunucusu değişiyor. Yani test sunucusu geliyor ve PvP deneyecek. Yani orada bozuk çarları deneyecekler. Deneyen kişiler de YouTube yayıncıları. Artık sezon ödüllerine şöyle bir şey eklendi. Sezon sonunda aldığın ünvanlarda kazanacağın altın ekipman çekme şansı daha yüksek olan yeni bir metot getireceklerini söylemişler. Ben de hani yeni okumuştum. Hani sen sezon sonunda galiba tahminim yeni bir sandık getirecekler ve altın item düşmesi olasılığı yüksek olacak gibi görünüyor. Sezon hedefini basitleştirdik. Ayarlamalardan sonra esas olarak kontrol noktaları almakla ilgili olacak. Yani kontrol noktaları demek istediği herhalde önemli bir yer olacak. Hani o yerler önemli olacak gibi. Yani sezon son ödüllerinde en yüksek ünvanı alan kişiler her kampanya için aynı olacak. Büyük ihtimal tahminim sezon sonu hani birinci olanlara özel paketler, yani özel sandık gelecek herhalde, onu anladım. Bu birinci olarak en büyük değişikliği. İkinci değişikliği oyununda dediğim gibi PvP sunucu açılacak. Hani bu PvP sunucu açmalarının sebeplerinden biri de hani sizler de büyük ihtimal bilmiyorum hani ilerleyen zamanlarda olacak gibi. Hani bu sunucuda denemeler olacak galiba. Benim anladığım kadarıyla bu.
Köy sistemi değişiyor. Zaten YouTube kanalında yayınladılar. Krallık ve Dostluk Savaş Grupları farklı yeni bir sosyal sistem geliyor. Köyünüzdeki adı, deseli ve etiketi özelleştirebilirsiniz. Yani kendiniz yapabilirsiniz bunu piksel olarak. Ve sizin aynı köye katılan takipçi de kampanyanızı davet edebilirsiniz. Hani üç özellik, en değişik üç özellik. Birinci dediğimiz ki sezon ödüllerine çok farklılık getiriyorlar. İkincisi de PvP sonucu açılıyor ki dengeleme olsun diye ve tabii ki buradaki yorumunuz çok önemli. Hani YouTube'umdaki yorumlarınıza bakacaklar. Ve köy sistemi olarak da dediğim gibi krallık ve dostluk şeyi köyündeki onların şeyinde bakabilirsiniz. İstiyorsanız gelin beraber bakalım onların YouTube kanalına. Açıyorum şimdi. For regions fixed or will they change on a random Şu basis? Content in the following months, helping to test commander and unit adjustments and balance changes before they go live. Köy sistemi böyle. Helping us collect feedback and ensure a better meta or Böyle bir değişiklik for all. geliyor. We sincerely hope in the future more and more tacticians will join us in the PvE. During PvE, Yani we've bu opened many channels for tacticians to submit their feedback, both in and out of the game. The Çok official komik Discord duruyor tacticians. şu. Şuradaki arkadaş NPC gibi duruyor fark ettiyseniz. Şuradaki gösteriyorum. Kalitesinde fulleyim ben bunun. Şu NPC gibi duran Aragon'a benziyor. Hatalar var mı? Bütün komutanlar normal duruyor başta. NPC oluyor iki kişi. 3, 4. 4 kişi Aragon NPC olarak geçiyor herhalde. 14T2. Böyle görsel vermeleri güzel olmuş. Ant abimiz. PvP hakkında konuşuyorlar. Geldik. It's going to be a lot like the Rings of Power Kingdom men campaign with certain changes. Just keep in mind it's Anladığınız gibi and there may be some kurduğunuz takım. All right, that's all we have today. We will have more information about the upcoming changes next time we meet. Please stay tuned and feel free to submit your feedback in the comment section. Dediği gibi bizi hani yorumlarınıza bakacaklar. Hani gidin yorumunuzu atın. Ciddi ciddi ilgilenmeyi düşünüyorlar. Oyun hakkındaki denge. Ne yapabiliriz, ne yapamayız. Oyuncu kalan oyuncu kitlesini kaybetmeme amacıyla yapılan bir çaba diyebiliriz buna. Benim gördüğüm o. Şeyde Türkçe altyazısı yok. Almanca var, Çince var, Fransızca var, İspanyolca var, Japonca var, Korece var, Rusça var. Türkçe yapmamışlar. YouTube'unki çevresinden kullanıyorlar. Bizi çok kale alıyorlar. Çok seviyorlar bizi. Ondan dolayı It will become more simple to fight for these goals. Harita düzenindeki alınan yerlerin şeyle ilgili konuşuyor. Dediğim gibi benim başta anlattığım gibi. Heh, buraya gelelim. Boards, tags and titles to set them apart from each other. Şu sağdakini gördünüz mü? Şu. Hacı bunu sen yapıyorsun. Onu sen yaptın. Yani çok kötü şeyler yapılabilir. Hani böyle kötü kötü şeyler yapılabilir. Boyalarınız olacak. Dediğim gibi, başta dediğim gibi piksel. Piksel piksel. Davet edebiliyorsunuz konumuzdaki savaş arkadaşınızı. Olay bu. Çok bir şey yok. Hani seni etkileyecek bir şey yok yani. Önemli olan PvP. PvP yani. Buradaki özel PvP şeyi. Yani hacı artık yeter yani. 2 yıl geçti ama neden şimdi derseniz bilmiyorum. Yorumlarda belirtin. Ne gibi bir özellikler istiyorsunuz? Ne istiyorsunuz? Her konu hakkında. Bilgiye aç şu an Yüzükler Efendisi'nin takımı. Haberiniz olsun. Ben diyeyim size. Bilgiye aç bir toplum. Bilmiyorum şu an. Dediğim gibi yenilikler böyle. Bunu paylaşmak istedim. Herkese iyi oyunlar.
iyi savaşlar, iyi yüzük bozmalar. İyi de iyi. Görüşürüz.